Görüyorum. Görüyor musun? Sarı hocam. Sarı parlak parlak. Taş güzeli diyorlar bunlar işte. Bomba çok ha. Hocam de... baksana. Ne işe yarıyor hocam onlar? İşe yaraması var canlı. Aa hocam şuna bir tane daha bir şey de bok vereceğim şu an. Şimdi toprak versene onu. Aha dur bir şey var hocam, kırmızı bir şey, karanlık olabilir. Uğur Böceği oğlum. Uğur Böceği lan. Taş güzeli patı. Ana taş güzellerine bak lan. Bak bastığın yerde yuva var. Normalde bu kadar fazla olmaması lazım. Evet. Hocam elime bir örümcek yuvası var. Bunu ver, kendime aldım. Hocam burada da örümcek yuvası var. Tamam vardır, dur bakalım. Benimki alışıyor. Orada daha büyük var. Hani. Hocam şu beyaz şeyler ne böyle? İşte taş güzeli dedikleri şey var. Hocam, bu kadar çok ne ya? Hocam çıkıyor mesela. Evet evet, dur bakayım, onları çekiyorum zaten şu an. Bak örümcek ağ var. Ya çok parlak bunlar ha. Yuvarlak yuvarlak bir yer yok mu orada? Çok hızlı hareket eder bunlar. Zaten şişe versene de şişe ver. Şuradakini hocam. Şişe ver. Ya onu boş ver, o bir şey değil diyor. Çiğen geldi. Taşa bir kere vurayım mı hocam, hepsi çıksın? Bir dakika hocam. Beto Allah aşkına şişe ver Beto. Beto aynı ısın lan Beto. Sağ ol. Yo hepsi taşın içlerine girdi. Top böceği de var. Hocam yuva yıkanır, olsa olmazmış. Taş güzeli dedikleri canlı olur. Hocam taş güzeli ne yani? Nasıl? Taşların altında yaşayan işte bak şu. Tam şu sarı sarı balık gibi parlak. Ama bu tür acayip bir şey. Zıplıyor lan. Bak bak şurası falan dolu. Örümcek var, zıplıyor ya. Hocam şu siyah var bak, taş güzeli ama siyah. Lan dur bir yana, yardım edin diyorsun, dur bir yana. Lan sessiz ol biraz. Sessiz ol lan. Ürkütüyorsun. Kanka bakabilir miyim yine? Taş güzeli çıpatırız. Kanka bakabilir miyim yine? Bir tane yoğurt kabı falan bulabilir miyiz ya? Yoğurt kabı. Oğlum müfettiş lan, bağırmayın. Hocam şurada bir tane siyah var ha. Burada değişik renklerde olur bu. Ama bu parlak sarılar çok güzel. Hocam toprak böcekleri çalıyor. Direkt herhalde yuvası orası hocam bakın. Evet. Çünkü bütün çoğunluk orada. Ben de hiç görmedim o kadar fazla. Bir tane hocam oraya taşla vurayım mı böyle, hepsi çıksın. Çıkarlar mı? Bir tane büyük bir kap bulalım. Bir dakika hocam. Hocam şurada siyah bir şey var. Ona geç. Fet. Fet. Şuraya baksana, şurada yuvada bir şeyler var. Bu böceği değil oğlum, siyah böcek işte ne hocam. Taş böcekleri bir arada. Tufaya çıkmış hocam. Bir dal verelim mi? Hayret bir şey ya, ben bu kadar çok ilk defa görüyorum. Şey bizim sayemizde bizim. Keşke bozmasaydık ya. Koyacağız yine aynı şekilde o. Örümceğin yuvası da aldı. Örümceği aldı zaten, örümceğin yuvasını bırak, örümceği aldı. Şunu düşünme oğlum. Ne tükürüyorsun lan mısın ya? Oho. Gel ben bir daha buraya girmiyorum. Ne varmış ama? Bu olur mu? Oğlum ya, dişime çok kötü ağrıydı ya. Gölge yapma bakayım. Işık açayım mı hocam? Evet, gerek. Direkt deliğe tutayım. Oğlum, sen yoğun daha güzel bir şey. Parlak sarı. Bayağı parlak hocam, evet, o birkaç tane var. Diğerleri sarı, o bildiğin altın sarısı. Gel bir dakika, bakalım. Oha, içi doluymuş lan taşın. Baksanız hocam ya. Sol tarafa gitsene efendim. Şuralara bakalım. O kadar çok hayret. Nasıl birlikte yaşıyorlar? Yaşıyorlar demek ki. Biz nasıl birlikte yaşıyorsak onlar? Taşın içine yuva yapmışlar hocam. Evet, burada yuvaları var. Onları nasıl alabiliriz? Taşı silkelemen lazım. De neyin içine? Büyük bir kap lazım işte. Poşetin içine... Kova gibi falan. Çıkarlar, yakalayamazsın. Dağılır aynı anda. Poşetin içine koyalım hocam. Sonra... Bu kadar çekmemiz bile mucize bunun. Ona da şükür. Bu ayran kap olmaz mı? Sabitleyelim onları buradan çeksin. Hocam iyi bir şey mi yakaladık? Taş güzel işte. Parlak. Gümüşü renk. Hocam bakın bu taraftan çıkıyorlar hep. Hmm. Bakın şurada bayağı var. Zulayı patlattık ha. Acayip parlak ha. Ama bizi iyi yere yakaladık bunu, boşver. Böyle çeksin. Tespih böceklerinde bir arada yaşıyorlarmış bak. Bunu öğrenmiş olduk. Tespih böcekleri var, bir de başka böcekler de vardı. Şunlar mı?
ki, bunları tespit evet. edeceğim. Bak bir iki tane daha vardı hocam. Sülale mi bunlar? Siyah böcekler falan vardı. Bunları normalde çekin. Bence uzaktan aile hocam. Uzaktan değil, yakından aile bence. Ha şöyle mi? Tespih böceklerine mi? Aynen. Akraba mı diyorsun yani? Bence. Olabilir. Oğlum bak o şişeye neler neler sığdırırız var ya 5 litre. Abi. Ben oraya gidiyorum. Hocam, şöyle bir baktınız mı? Efendim? Ya biliyorum onu gördüm. Gördün mü? Taş güzellerine bu kadar yakından çekme imkanı bulamamıştım. Bu taşın altında yüzlercesi çıktı. Tespih böceklerinde bir arada iç içe gümüşü renkte. Acayip parlak. Kamerada nasıl çıkar bilmiyorum ama iyi bir çekim oluyor bence. Of 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 nasıl geldi? Çok hızlıdır. Evet daha hızlıdır hocam. Hocam ben onu görsem hani şu ağaçların şeyi falan zannederim. Yaprağı falan zannederim. Tabii kımıldamasa değil mi? Aynen. İyi kamplı olurlar. Hocam yalnız renkleri fazla parlak. Şimdi altın bir... gibiler ya. Evet. Satar İşte taş güzeli diyorlar bu ağaçta. Para eder mi? Onun başka cinsleri var mı yoksa hocam? Var. Bir sürü rengi var. En güzeli bu mu? Şu ana kadar gördüğüm en güzeli bu. Başka farklı renklerini gördünüz mü? Gırçınlı var, kırmızısı var, her rengi var ya. Oha, çok iyi. Hocam şimdi siz bunları çekim ne yapacaksınız? YouTube kanalı var, oraya atıyorum. Merhaba hocam. Biliyorum da onu. Ya zevkli iş ya. O çekildi çok fena oğlum. Hocam bakın şurada da çok var ha. Şuraya da çekin istiyorsun. Ya fark etmeyecek ki hep sonra geldik anladın mı? Fark ederse kaçarlar. Kolay gelsin hocam. Eyvallah. Alacağım lan bir sürü. Bak şurada.